fetva verdi. Fetvada ticarette kar haddi var mı sorusuna İslam'ın alım-satım akitlerinde kesin bir kar haddi koymadığı, bunu piyasa şartlarına bıraktığı belirtilerek fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran Allah'tır hadisine işaret etti. Şimdi bu bölümde iki konuğum var sayın seyirciler. Allah'tan mı bu zamlar, fiyatlar, onu öğreneceğiz. İlahiyatçı akademisyen Profesör Doktor Mustafa Öztürk'ten. Eğer öyle değilse bu zamların sebebi ne, onu da öğreneceğim. Halktv.com.tr yazarı Barış Soydan'dan. Barış, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Müsaade edersen bir önce hocama sormak istiyorum. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. 13 Nasılsın? Nisan, ben iyiyim, siz de iyisiniz umarım. İyiyim, teşekkür ederim. İyi görünüyorsunuz. 13 Nisan'da bir video çektiniz. YouTube'a bir video koydunuz. Zamları Allah mı yapıyor başlığıyla da paylaştınız bunu. Ve 13 Nisan'dan sonra kaç ay oluyor yani? İşte 3-4 ay sonra Diyanet fetva verdi. Bu öngörü mü hocam, nedir bu? Ya vallahi öngörü değil de şöyle bir şey duymuştum o aralar bir devlet yetkilisinden. Biz ne yapıyorsak Allah yaptırıyor bize diye şöyle genel içerikli bir söz duymuştum. Oradan hareketle de ben bu zihniyeti bir yerden hatırlıyorum. Gelenekte de böyle diyenler var. Aslında İslam düşünce tarihinde işte bir kader kaza anlayışının belli bir ekol tarafından, ki o ekol aslında bizim resmi bağlı olduğumuz inanç ekolü değil. Ama zihniyet olarak onu yansıtan bir söylemdi bu. Sanırım İçişleri Bakanlığı'nın tabiriydi. Yani biz eğer bir şeyler yapmışsak ya da her ne yapmışsak bize Allah yaptırmıştır düşüncesi. Oradan hareketle zamlar, hayat pahalılığı falan deyince bu zihniyetin ben başka bir daha açık net ifadesini biliyorum gelenekte. İlkin ben bu videoyu çektiğimde hoca şaka yapıyor falan zannettiler. Yok canım, yani fiyatları Allah belirler, piyasa şartlarını o belirler, ürünlere etiketi o koyar, Allah koyar der gibi bir tartışma yapılmış İslam tarihinde. Kelam kitaplarında yok canım, hadi böyle de bir şey olmaz diye düşünenler oldu, ama cidden var, böyle bir şey var yani bizim kitaplarımızda, hem de inanç hayatımızı düzenleyen kelam kitaplarının içerisinde esar bahsi vardır. Yani fiyatları, piyasa fiyatlarını kim belirler? Ciddi ciddi bak, insanların böyle ekonomik kriz vasatlarında kimilerinin içerisine tamahkarlık duygusunu, stokçuluk duygusunu yerleştiren kimdir? Allah'tır. Veyahut belli bir malın piyasada talep artmasına yönelik insanlardaki duyguyu yaratan kimdir? O da Allah'tır. O zaman fiyat pahalılığını, fiyat artışını, malın ucuzlamasını, pahalılaşmasını, tamamını son kertede belirleyen Allah'tır diyen bir zihniyet var bizim İslam düşüncesinde. Ve bu düşünce aslında Müslümanların tarih boyunca da egemen zihniyet yapısını şekillendirmiştir. Spesifik olarak. Yani teknik... egemen zihniyet yapısı derken tamahkar bir yapıdan mı bahsediyorsunuz? Hayır. Hayır. Genellikle insanların görünüşte hür olduklarını ama aslında iradelerinin Allah tarafından ipotek altında tutulduğunu kabul eden, bizim bildiğimiz, yani Soma'da işçi olunca ölünce 300 kişi, bu işin fıtratında var. Bu kaderdir, kazadır diyen zihniyetten bahsediyorum. Bu eşari zihniyetidir. Biz kendimizi kağıt üstünde Maturidi falan diyebiliriz. Yani biraz insana da pay veren, yapı betmelerinde sorumluluğu biraz da insanın uhdesine tevdi eden Maturidi gibi görünürüz, ama biz görünüşte, hani böyle görünüşte doğan görünen şahin gibiyizdir. Bizim itikat yapımız öyledir. Biz bildiğiniz fatalist, kaderci, eşari zihniyetin çocuklarıyız. Bu topraklarda zaten toplumu konsolide edebilmek, onları endoktrine edip
el altında zapturat altında tutmaya da elverişli bir zihniyet olduğu için bu kader kaza mantığında biz Eşarbi Osmanlı'dan beri bilinçli olarak ödünç almış ve tepe tepe kullanmışızdır. Evet. Buradaki yansıma da budur. Diyanet fetvasında kar marjından soru sorulmuş, kar haddinden soru sorulmuş. Aslında bir limit yoktur. Piyasayı kendi şartları belirler. Meyanında bu hadisi zikretmişler ama bu hadisi eşari mantığına hizmet eder gibi sunmuşlar. Bizim o işte bir dahlimiz yoktur. Allah bakıyor o işlere diye. Bu hadisi düz olarak gelip önünüze koyduğunuzda, açıklama yapmadığınızda domatesin fiyatını da belirlemek için Allah ayet indirir gibi millet bunu böyle anlayabilir. Oysa Sabri Ülgener Hoca diyor ki, mesela bu Medine pazarında fiyatlar dalgalanınca peygambere soruyorlar. Bak fiyatlarda beklenmedik hızlı iniş çıkışlar var. Fiyat artışı var. Galasiyir diyor. Şikayet gelince peygamber de innallahu el musayir. Yani benden piyasaya doğrudan müdahale istemeyin. Piyasanın şartlarını Allah belirler derken Allah'ın tarih ve toplum yasası vardır. Yani o yasalar da değişmezler. O tarih toplum yasaları kendi iç determinasyonuna göre işler. Bu da Sabri Ülgener Hoca'nın dediği gibi aslında o müdahaleci Justinian hukukuna karşılık bir tür piyasa, serbest piyasa ekonomisini dillendirmek istemiştir. Ya benden doğrudan müdahale beklemeyin. Piyasa kendi şartlarını oluşturur. Fiyatlar bugün çıkıyorsa yarın da iner anlamında söylenmiş bir sözdür. Fakat o sözü eşari mantalitesiyle yorumlayıp koyduğunuzda arkadaşlar bakın bu da Cenab-ı Allah'tan bir sınanma. Yani bir imtihan vesilesi işte. Demek ki artıyor. Buna da sabredelim diye bizi oraya doğru götüren bir zihniyete payan da oluşturacak gibi o hadis bizim önümüze konulmuştur. Hadis aslında çok başka bir şey anlatıyor. Ama hadisin bugünkü önümüze konulan şekliyle sabır ekonomisi var ya, sabır ekonomisine peygamberden destek manivele olarak kullanılmış gibi gözüküyor. Ben hadisin kullanımında Diyanet tarafından güzel bir manipülasyon görüyorum. Evet. Peki yani manipülasyon görüyorum derken aslında Diyanet siyaset yapıyor değil mi? Diyanet Osmanlı'dan beri siyaset yapıyor. Her zaman yaptı bunu. Diyanet atanmış, Şeyhülislam da atanmıştır. Geçen de bir konuşmamda söyledim. Osmanlı'da 2 saat Şeyhülislamlık yapan Şeyhülislamlar var. 4 saat, bir gün. Yani Merkez Bankası Başkanı gibi Osmanlı'da Şeyhülislam değiştirildi demiştim. O yüzden bizim Osmanlı'dan beri gelen gelenek Bizantinist gelenektir. Yani Ümera dediğimiz devlet siyaset otoritesi tek yetkili, mutlak yetkili olarak yukarıda durur. Şeyhülislamlık makamı ise o irade-i seniyeden çıkan siyasi kararları dini argümanlarla temellendirme ve halkın önüne meşrulaştırarak sürme işlevi görür. Diyanet Osmanlı'da Şeyhülislamlık bu işi yapıyordu. Bu aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ne de bu gelenek devredildi. Bugüne kadar bu laikliğin vurgusu içerisinde her ne kadar garip bir laiklik olsa bile Diyanet gene de kendini koruyup kollamaya çalışıyordu. Siyasi alana müdahil olmamaya gayret ediyordu. O da bizim İslamcılar tarafından zamanında ya bu Diyanet ve Diyanet'in TRT'de hazırlattığı programlar böyle ottan, çöpten, hayvan sevgisinden bahsediyor, orman sevgisinden. Ya bu dinin böyle ele uca gelir ciddi konularla hiçbir alakası, ilgisi yok mu diye senelerce İslamcılar bu din ekonomiye, iktisada, hayata müdahil olmayacak mı diye dert yandılar. Şimdi avam tabirle aha da oldu. Bolca oluyor. Nas var nas diye bildiğiniz gibi faizden, ribadan, şundan bundan artık din her alanda konuşuyor. Diyanet de bugüne kadar herhangi bir siyasi partinin efendime söyleyeyim il başkanlığı gibi veya parti sözcüsü gibi veya hükümet sözcüsü gibi konuşmaya başlıyor ama Türkiye Cumhuriyet tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı Kurumu'nun reel politiğe ve siyasi iktidara bu kadar angaje olduğu
ve dolayısıyla kendi itibarını düşürdüğü bir dönem ben yaşadığım zaman dilimi itibariyle pek hatırlamıyorum. Yani siz diyorsunuz ki aslında Osmanlı'dan beri Diyanet siyaset yapıyor ama bu kadar bu kadar angaje olduğu bir dönemi hatırlamıyorum. Az önce dediniz ki manipülasyon yapıyor Diyanet. Peki bu manipülasyonla neyi hedefliyor hocam? Manipülasyonla sanırım şöyle hedefliyor. O hadisi çıplak anlamıyla vermesi toplumda şöyle bir algı yaratmaya matuf. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da kabul ettiği gibi enflasyon yoksa da hayat pahalılığı diye bir gerçek var. Bu da bir sıkıntı yaratıyor. O sıkıntının farkında olduğu için halktan sürekli biraz daha sabır diye sabır istiyor, değil mi? Evet. Zor zamanları böyle sabırla atlatalım. Evet, şimdi peki ortada olan biten bu yaşanan sıkıntının gerçek faili sebebi kim? Şimdi burada hedefi saptırmak veyahut algıyı başka yöne kaydırmak için Diyanet insanların en böyle hassas olan yerinden yakalayarak adeta şöyle bir şeyi telkin ediyor. Bakın, Cenab-ı Allah insanoğlunu böyle açlıkla, yoklukla, darlıkla, mallardan eksiltmeyle imtihan eder. Bakara suresinde ayet var ya. İşte bugün piyasadaki bu malların çoğalışı, piyasanın dengesini kaybetmesi, fiyatların artması, kurun yükselmesi, Türk parasının değer kaybetmesi, enflasyonun fırlaması ve kontrolden çıkması gibi bütün süreçler Cenab-ı Allah'ın bir takdiridir. Cenab-ı Allah demek ki bizi bu dönemde böyle bir sınamadan geçirmeyi talep etmiştir, böyle murad etmiştir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın telkin ettiği sabra dikkat kesilin, sabredin, bu da geçecek. Allah böyle takdir etmiş, demek ki böyle bir imtihandan geçmemiz gerekiyormuş, takdiri ilahi bunu murad etmiş şeklinde topluma böyle bir zihniyeti telkin ediyor. Ben bu hadisin oysa arkadaşım benden piyasaya doğrudan müdahale beklemeyin. Piyasa kendi şartlarını oluşturur. Bugün oynaksa yarın dengesine oturur denen bir hadisi arka planını aktarmadan, ne söylediğini anlatmadan direkt çıplak anlamıyla koyduğunuzda sabır yöntemli yeni ekonomik modele Diyanet üzerinden bir katkı verildiğini düşünüyorum. Böyle, bir mesaj. Böylece asıl hatalı, asıl suçlu olan da kaydırıyorsunuz bir tarafa. İşin içerisine Allah, din, iman, kitap söylemi girdiğinde hala Türkiye'de ciddi bir kesimin şöyle bir hareket edecekse de birdenbire durduğunu, temkinli davrandığını biz biliyoruz. İnsanlar hala kutsallara karşı hassasiyetlerini belli ölçüde de olsa koruyorlar. Belli bir kitle en azından. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben işte bu açıklamayı manipülatif gördüm. Evet. Pazartesi görüşeceğiz zaten. İnşallah. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Evet, ilahiyatçı akademisyen Profesör Doktor Mustafa Öztürk'e göre Diyanet manipülasyon yapıyor. Yani fiyatları tayin eden Allah değil. Peki kim? Çok iyi açıkladı hoca. Gerçekten.